tarihine kadar Anadolu Başsavcılığı yapmıştır. İstanbul gibi bir yerde 7 yıl Anadolu'da başsavcılık, kusura bakmayın, kimseye yaptırmazlar. Yani yargıda önemli mevkilere gelenler hiç kimse kendi liyakatıyla, hakkıyla o göreve gelmiyorlar. Şayet birileri size bir şeyler yapmanızı istemiş, yerine getirmişseniz o görevde bulunmakta gelebiliyorsunuz. İstanbul'da İstanbul Adliyesi'nde bir başsavcı vekili iken diğer başsavcı vekillerinden sizin ne gibi bir özelliğiniz vardı da Anadolu'ya başsavcı oldunuz? Bu da bence bir rüşvettir. Bu sebeple ülkemizde yargının düzelmesi için öncelikle HSK Başkan Vekilinden tutup tüm yargının bir elden geçirilmesi gerekir. Bunun dışında yapılacak hiçbir çalışma yargının düzelmesine olanak sağlamayacaktır. O kadar... Sayın Olgun, lütfen hepsi tamamlayın. Hepsi reddoldu. Hepsi reddoldu. Ben bir hukukçu milletvekili olarak söylüyorum. Bir komisyon kurulup bu konuyu araştırdığımızda inanır mısınız bu komisyondan çıkacak rapora hiç kimse, Sayın Cumhurbaşkanımız dahi itiraz edemeyecektir. Çünkü yargının hali işler acısıdır. Bu sebeple evrensel adalet ilkelerine geri dönülmelidir. Aksi halde, halbuki adalet mülkün temeli, adalet olmazsa devletler tarih sahnesinden silinmeye mahkum olur. Toplum çürür, toplumun çürümesinde bizler izlemeye devam ederiz. Genel kurulu saygı selamlar. Sayın Olgun, teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'a söz veriyorum. Sayın Özkan, buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu duyduklarınız herhangi bir şaşkınlık yaratıyor mu? İşte yaş ortalamamız belli. Toplumun her kesiminden insanlar olarak buradayız. Herhangi bir şaşkınlığınız var mı? Yok. Film şöyle başlıyor. Bir mafya babasını yakalıyorlar, kafasına bastırıyorlar. Sonra o mafya babasını yakalayanları yakalıyorlar. Onların da kafasına bastırıyorlar. Sonra onu yakalayan savcının kafasına basıyorlar. Sonra yargıç karar veriyor. Sahneye MİT'çi çıkıyor. MİT'çi, herkesin görevli olduğu bir yerde adaletin sağlanabilmesi mümkün değildir. Bunların hepsi devlet görevlisi. Böyle devlet olur mu sorusuna yanıt olmaz. Nasıl olur? Hesap soracaksınız. Neyle soracaksınız hesabı? Soracağınız bir enstrüman var mı elinizde? Var. Neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı. Yani millet. Böyle bir araştırma önergesini kabul eder misiniz? Etmezsiniz. İktidara geldiğinizde kabul ettiniz. Yüce Divan'a gönderdiniz. Yargılattınız. O zamanki kabul ettiğiniz üstünlerin hukuku, hukukun üstünlüğü noktasından siz nereye savruldunuz? O günkü siz neredesiniz? Bugünkü siz neredesiniz? 40 yıldır aynı oyun. Cambaza bak, hırsızın peşinden git. Sonuç? Arkadaşlar, memlekette yoksulluk 57 bin lira, açlık 17 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin 2 lira. Batsın bu düzen diye bağırdığımda, batsın bu oligarşi diye bağırdığımda sadece şunu söylüyor. Oligarşi niye batsın? Bürokrasi batar mı? Batmasın, sizinle birlikte çürüyen her şey düşer demiştim. Önce adaletiniz düştü. Nasıl toplayacaksınız? Nasıl toplayacaksınız arkadaşlar? Yargıç alma, savcı, avukat tutma, yargıç, savcı tut. Siz daha iyi biliyorsunuz. Gelin anlatın, uzlaşırız sizinle. Hikayelerinizi biliyorum, siz beni biliyorsunuz. Gelin konuşuruz. Milletin kürsüsündeyiz. Adalet gülü sevmek demek değildir. Adalet dikeni de seveceksiniz. Dikeni sevmezseniz memlekette ne kardeşlik kalır ne hukuk kalır. Dikenini sevmediğiniz gül sizin gülünüz değildir. Benim gülüm olsun, sadece bana koksun, kokuşur, çürür. O zaman kutsal devletten değil, hesap soran devletten yana yer alacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, arkadaşlar, tuzun koktuğu yerde çare meclistir. Hadi gelin araştıralım. Hadi buyurun araştıralım. Haydi buyurun. Neyi araştıracağız? Hiçbir şey yok araştıracak. Doğru söylüyorsun. Pırıl pırıl. İşte söylüyor bak. Mafya diyor, çete diyor, MİT diyor. Hepsini söylüyor. Hiçbir şey anlamadım. Sayın Özkan, lütfen sözlerinizi tamamlayın.
Değerli önce orada bak, ben burada öneriyorum. Sözümü bitirmek üzere bir dakika. Lütfen tamamlar. Tamam efendim. Ben burada öneriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, nereden buldun yasasını hep beraber destekleyelim. Önce bana soracağız. Var mısın? Ben senin belediye başkanına sormayacağım. Var mısın? Benim belediye başkanıma sormazsan namertsin. Benim milletvekilime sormazsan, bana sormazsan namertsin. Nereden buldun diye soracağız. Nereden buldun diye soracağız. Nereden buldun diye soracağız. Adalet, adalet gülü sevmektir. Ben gülü de seviyorum, dikeni de seviyorum. Senin adaletin gülden yana. Diyorum ki bak, gel ikimiz birlikte imzalayalım, gel. Gel ikimiz birlikte imzalayalım, gel. Nereden buldun, var mısın nereden bulduna? Var mısın nereden bulduna? Benden başlayacağız. Benden başlayacağız. CHP'li belediyeler taş düştün başına. Kokuşmuş sistem düşüyor diyorum. CHP'li belediye diyor. CHP'li belediyesi de batsın rüşvet diyorsa, yolsuzluk yapıyorsa seninki de batsın, herkesinki batsın. Ben adalet Sayın Özkan, teşekkür ediyorum. Şimdi adalet ve Sayın Milletvekili. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a söz veriyorum. Sayın Beyazıt buyurun. Sayın Beyazıt buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM grubu tarafından verilen önerge üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve aziz milletimize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramını lanetliyorum. Sayın milletvekilim, kürsüye saygı duyun sayın milletvekilim. Lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul'un fethinin 571. yılını kutluyor, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan eşsiz güzellikteki şehri İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mayıs ayı içerisindeyiz. 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasında şehit olan yeğenim Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 kahramanımız ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin verdiği yetki yine milletin iradesine uygun olarak kullanılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanırken doğrudan veya dolaylı olarak milletten yetki ve meşruiyet alınması ve